Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, bu haftanın ilk analizini dolar viyop ve özellikle Merkez Bankası'nın işlemlerine ayırmıştım. Şimdi ise sırada borsa ile ilgili BIST 100 endeksi ile ilgili analizimiz bulunuyor. Öncelikle arkadaşlar, geçtiğimiz hafta ne tür işlemler yapıldı? Genel olarak borsanın görünümü, yabancıların hangi hisseleri alıp sattıkları ve maliyetlerinin ne civarda olduğu, para giriş ve çıkışı olan hisseler, teknik reytingi yüksek olan hisseler şeklinde bir takım farklı başlıklarla borsayla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Ardından da önümüzdeki haftanın beklentilerine yönelik olarak teknik durumun ne olduğunu ve hangi seviyelere, hangi kritik durumlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duracağım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle haftalık getiri tablosu olarak geçtiğimiz hafta genel olarak Türkiye piyasalarında hangi unsurların daha fazla kazandırdığına bir bakalım. İMKB endeksinin veyahut da BIST 100 endeksinin 0,77 oranında bir kazanım yarattığını, pardon, BIST endeks 30 hisselerinin 0,77-78 oranında bir kazanım yarattığını, BIST 100'ün ise genel anlamda 0,92'lik bir prim yaptığını, ancak doların 1,12 civarında geçtiğimiz hafta geneline baktığımız zaman en çok kazandıran enstrüman konumunda olduğunu görüyoruz. Altın ise yatırımcılarına kayıp yaşatmış %0,50 civarında. Evet sevgili arkadaşlar, dünya endeksleri bazında genel duruma baktığımız zaman ise İMKB'nin artıda olduğunu biraz önce ifade etmiştim. Geçtiğimiz hafta en çok değer kazanan endeks Yunanistan endeksi olmuş. Onun haricinde dünya piyasaları geneline baktığımız zaman da genel anlamda olumlu ve küçük artılarla primli bir şekilde haftanın kapandığına tanık oluyoruz. Arkadaşlar, yabancı takas oranı üzerinde biliyorsunuz sıklıkla durmaktayım. Yabancı takas oranı geçtiğimiz hafta itibariyle düşüş eğilimini devam ettirdi. Şurada görmekte olduğunuz %66'lar civarındaki bir konumu bulunuyordu ve bu seviyeden itibaren kararlı ve istikrarlı bir şekilde bir gerileme eğilimi yaşadı. %63,70'ler seviyesine geriledikten sonra hafif bir tepki eğilimi yaşandı. Ancak tekrardan son günlerde yine düşüş eğilimini, gerileme eğilimini izliyoruz. Yabancı takas oranı arkadaşlar son olarak %64,07 oranında bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı da gerileme eğilimiyle devam ettirmiş görülmekte. Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta itibariyle yabancıların en fazla alım yaptığı hisseler bazında bir değerlendirme yaptığımız zaman lot bazında arkadaşlar 18 milyon 800 lot civarında Yapı Kredi Bankası'nda alım yaptıklarını, yine 15 milyon civarında Akbank hissesinde alım yaptıklarını, 12 milyon 13 milyon lot civarında ise İşçi'ye de alım yaptıklarını görmekteyiz. Arkadaşlar, tek tek ben bunları sıralamak, saymak istemiyorum zaman kaybı olmaması bakımından. Sizler ekranlarınızı durdurmak kaydıyla ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yabancıların en çok satım yaptığı hisseler açısından bir değerlendirme yapacak olursak, yabancılar Garanti Bankası hissesinde 17,3 milyonluk satış gerçekleştirmişler. Yine Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda 15-16 milyon lot civarında bir satış gerçekleştirmişler. Kardemir, Ereğli ve İş Yatırım'da ise satıcılı olduklarını görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar, bir de aracı kurumların endeks üzerinde etkin işlemler yapmakta olan ve endeksin yönü hususunda önemli rotalar çizebilmekte olan aracı kurumların hangi hisseler üzerinde yoğunlaştıklarına bakalım isterseniz. Merrill Lynch'in son dönemlerde yoğun olarak satıcılı olduğunu, yaklaşık bir hafta 10 gündür her fırsat bulduğunda satışlar gerçekleştirdiğini ve çoğu zaman günün lider satıcısı konumunda olduğunu sıklıkla hafta içi analizlerimde ve Twitter yorumlarımda aktarmaktayım. Arkadaşlar, Merrill Lynch geçtiğimiz hafta en fazla Halk Bankası hissesinden alım gerçekleştirmiş. 22,7 milyon TL'lik bir alımı var ve yapmış olduğu alımlarının %30'luk kısmını Halk Bankası'na ayırmış. Yine Tüpraş'ta alımda olduğunu görüyoruz. Tofaş'ta ve Emlak Konut'ta, Enerji Sağ'da alıcı olduğunu görmekteyiz. Merrill Lynch arkadaşlar Halk Bank'ı hangi ortalamayla almış diye bakacak olursak alış maliyetinin 6,33 olduğunu görmekteyiz. Tüpraş'ı ise alış maliyetinin 130,07 ortalamada olduğunu görüyoruz. Tofaş ise 18,35 ortalama alış maliyetiyle bu alımlarını gerçekleştirmiş. En çok sattığı hisseler bazında baktığımız zaman ise Garanti Bankası'nda 81,3 milyon TL'lik bir satış yaptığını görüyoruz ki oldukça ciddi bir rakam diyebiliriz. Yine Akbank hissesinde de 67,5 milyon civarında bir satış olduğunu görüyoruz. Ereğli'de 33 milyon civarında,
Yapı Kredi Bankası'nda 32 milyon ve Türk Hava Yolları'nda ise 28 milyon civarında bir satışı olduğunu görmekteyiz. Bunların haricinde diğer hisselerde ise bu saymış olduğum 5 hissenin haricindeki diğer hisselerde ise 142.6 milyon TL'lik satışının olduğunu görüyoruz ki yaklaşık 300-350 milyon TL civarında bir satış yaptığını geçtiğimiz hafta itibariyle görmekteyiz. 15 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasındaki tablo bu arkadaşlar. Yine bir diğer yabancı aracı kuruma bakalım. Credit Suisse'e bakalım arkadaşlar. Credit Suisse yine Turkcell hissesinde ciddi bir alım gerçekleştirmiş. 120-121 milyon TL civarında bir alımı bulunuyor ve Turkcell hissesindeki alım ortalaması 12.8 TL'ye denk geliyormuş. Bunun dışında Türk Hava Yolları'nda 63 milyon TL gibi önemli bir alımı bulunuyor. Tekfen'de, Koç Holding'de ve Aselsan'da ise farklı rakamlarda alımları var. Diğer hisselerden ise 106 milyon TL civarında bir alım gerçekleştirmiş. Satış cephesine baktığımız zaman en çok satmış olduğu hisse yine Garanti Bankası arkadaşlar. Garanti Bankası'nda biraz önce Merrill Lynch'in de 80 küsur milyon civarında TL civarında bir satışı olduğunu görüyoruz. Garanti Bankası'nda Credit Suisse 90 milyona yakın bir satış gerçekleştirmiş. Yine Akbank'ta, Tüpraş'ta ve Halkbank'ta ise çok da önemli sayılmayacak miktarlarda satışları bulunuyor. Diğer hisseler bazında ise 12 milyon civarında bir satışı bulunuyor. Credit Suisse'in alımlarının büyük bir çoğunluğunu Turkcell ve de Türk Hava Yolları'nın oluşturduğunu net olarak görmekteyiz. Yapmış olduğu alımların yaklaşık %50'lik kısmını bu iki hissede gerçekleştirmiş görünüyor. Gelelim arkadaşlar Deutsche Security'ye ve Deutsche ise arkadaşlar en fazla satışını Telekom hissesinde gerçekleştirmiş 17 milyon civarında. Sabancı Holding'de 10 milyon civarında bir satışı var. Türk Hava Yolları ve Akbank'ta, Kardemir'de ise çok yüksek oranda sayılamayacak bir satış mevcut. Diğer hisselerde 56 milyon gibi bir satışı var. Yine bunun da çok ciddi boyutlarda satıcılığı olmadığını söyleyebiliriz. Alım cephesine baktığımız zaman Yapı Kredi Bankası'nda, Ereğli'de, Halk Bankası'nda ve İşçi'de çok yüksek oranlarda olmayan alımları bulunuyor. Diğer hisselerde ise 11,5 milyon civarında. Dolayısıyla geçtiğimiz haftanın işlemleri itibariyle Deutsche'nin çok da etkin bir rol oynadığını söyleyemiyoruz. Aldıkları ve sattıkları miktarlara bakarak. Citymenkul'a baktığımız zaman ise arkadaşlar en çok alımını Akbank hissesinde gerçekleştirmiş. Tüm alımlarının %50'sini Akbank olarak değerlendirmiş. 47.4 milyon TL'lik bir Akbank alımı mevcut. Yapı Kredi, Arçelik, Pegasus ve Halkbank'ta ise alımları bulunuyor. En çok satış yaptığı hisseler bazında ise BİMAŞ'ı, Turkcell'i ve Garanti'yi görmekteyiz. Garanti arkadaşlar, Garanti Bankası zannediyorum ki hemen hemen bütün aracı kurumların satış listesinde olan bir hisse konumundaymış geçen hafta itibariyle. Yine yabancılarla işbirliği veyahut da karşılıklı işlem yaptığını bildiğimiz TEB yatırıma baktığımız zaman ise TEB yatırımın yoğun olarak Halkbank hissesi sattığını görüyoruz. 71,5 milyon TL civarında. Yeni ekonomi paketinin, reform paketinin açıklandığı hafta TEB yatırımın Halkbank'ta çok ciddi alımları vardı. Zannediyorum artık satış aşamasına geçmiş görünüyor TEB yatırım. 71,5 milyon satışını görüyoruz. Akbank, Tüpraş ve İşçi.tr'de satışlarının olduğunu görmekteyiz. Alım cephesinde ise Petkim'den 5.8 milyon TL. Garanti Bankası'ndan Koza ve Alarko'dan satışlar gerçekleştirmiş. TEB yatırımın arkadaşlar Petkim hissesindeki alış ortalaması 4.77 olarak görülmekte. Arkadaşlar şimdi ise para giriş çıkış durumlarını bir değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta itibariyle veya son 5 işlem günü itibariyle en çok para girişi yaşayan hisse Türk Hava Yolları'ymış. Arkadaşlar bu tablo borsapivot.com sitesinin verilerinden istifade edilerek alınmış ve resmedilmiş bir tablodur. Bu sitede her gün günlük olarak para giriş ve çıkışlarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda gün gün takip edebilme şansınız da bulunuyor. Hangi gün ne miktarda bir para girişi ve çıkışı olmuş. Aynı zamanda son 5 gün toplam miktarı da alabiliyorsunuz. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın son 4 gün itibariyle istikrarlı bir para girişi bulunuyorken son gün itibariyle Cuma günü 17.3 milyon civarında bir para çıkışı yaşanmış ama hafta genelinde 33.5 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görmekteyiz. Petkim'e baktığımız zaman Petkim'de önemli para girişleri yaşamış ama haftanın son günü itibariyle 30 milyon civarında bir çıkış yaşamış olmasına rağmen sonuç itibariyle 27.8 milyon net para girişi olduğunu görmekteyiz. İşçi.tr'yi, Turkcell'i, Aselsan'ı, Arçelik'i, Yapı Kredi Bankası'nı ise hafta genelinde para girişi yaşayan hisseler olarak görmekteyiz.
En çok para çıkışı yaşayan hisselere bakacak olursak ise biraz önce tespit ettiğimiz üzere Garanti Bankası'nda yoğun satışlar vardı. Garanti Bankası'nın bu satışlar sonrasında 73 milyon TL civarında bir para çıkışı yaşadığını görüyoruz. Yine Ereğli, Kardemir, Akbank, Koç Holding ve Tofaş'ta para çıkışlarının en çok para çıkışları olan hisseler olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Sektörel olarak baktığımız zaman arkadaşlar geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren turizm hisseleri olduğunu görmekteyiz. Bunun haricinde en çok kazandıranların ise tekstil ve deri sektöründeki hisseler olduğunu görüyoruz. Yine iletişim sektörünün, onun haricinde inşaat sektörünün ise hafta genelinde kazandıran sektör konumunda olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Matrix veri programı bir çalışma yapmakta ve belli indikatörleri dikkate almak kaydıyla veyahut da belli kriterleri dikkate almak kaydıyla hisselere puanlar vermekte. Hisselerin indikatör durumlarına veyahut da temel analiz verilerindeki belli kriterlere belli puanlar vermekte ve bu yapmış olduğu puanlamalar sonrasında ise bir karne çıkarmakta. Dolayısıyla arkadaşlar bu karneye göre genel reytingi, genel reyting arkadaşlar teknik ve temel kriterlerin bileşimi olarak değerlendirebilirsiniz. Hem teknik hem temel veriler bulunmakta. Gördüğünüz gibi fiyat kazanç oranları, fiyat kazanç reytingi, piyasa değeri, defter değeri gibi oranlar ve aynı zamanda BEC gibi, stok gibi teknik kriterler, indikatörler de bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu genel değerlendirme sonrasında yapılan çalışmaya göre 42,4'lük bir oranla, bir reytingle Garanti Yatırım Ortaklığı'nın genel değerlendirmeler sonrasında durumu en iyi olan hisse olarak tespit etmişler. Yine İşgeyo, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Albaraka gibi liste 25 liste olarak ben tanımladım. En yüksek puanı 42 olarak görülüyor. Zannediyorum 50 üzerinden bir değerlendirme yapılmakta ve sonuç itibariyle böyle bir tablo sıralanmış. Bunu da ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz veya sizler için fikir sahibi olabilir diye düşünüyorum. Sadece teknik kriterlere bakılarak yapılan bir değerlendirmedeyiz arkadaşlar. Yine Garanti Yatırım Ortaklığı'nın en çok puan alan bir hisse konumunda olduğunu görüyoruz. Burada teknik kriterlere 5 üzerinden not verilmekte. Gördüğünüz gibi MACD göstergesi 5 puan almış. Yine stok göstergesi 5 puan almış. Ama RSI göstergesinin 2,35 gibi bir puan olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar bu şekilde bir sıralama yapılmış. Sasa'nın, Yamaş'ın, Eskom'un, Menderes'in, Silver'ın, Sönmez Pamuklu'nun ve Aslan Çimento'nun ise reytingi yüksek hisseler konumunda olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bu çalışma asla bir öneri değildir. Bir alım satım önerisi değildir. Sadece Matrix programının yapmış olduğu bir rating çalışmasıdır. Bu rating çalışmasını arkadaşlar endeks 30 hisseleri bazında değerlendirecek olur isek teknik rating bakımıyla açısından bakıyoruz. Arçelik'in endeks 30 hisseleri içerisindeki Arçelik'in görünümü teknik anlamda en olumlu hisse olarak tespit edildiğini görüyoruz. Yine Koç Holding'in, Şişe'nin, Yapı Kredi Bankası'nın, Froto'nun, BİMAŞ'ın, Kozal'ın ise teknik reytinglerinin diğer hisselere oranla daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Ama arkadaşlar bakıyoruz ki Türk Hava Yolları'nın reytingi negatife düşmüş durumda. Ereğli'nin teknik reyting puanı negatife düşmüş durumda. Yine Soda ve Kozal'ın ise negatif konumda olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar pivot destek ve direnç noktaları itibariyle borsapivot.com sitemizde her gün düzenli olarak bu veriler yayınlanmakta. Günlük ve haftalık endeks adına ve aylık yine VIOP 30 göstergelerimiz değerleri itibariyle de günlük, haftalık ve aylık olarak pivot destek ve dirençlerini takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları ben sizlere tek tek izah etmiyorum. Teknik analiz noktamızda konuya geçtiğimiz zaman bu mevzuya tekrardan girmiş olacağız zaten. Arkadaşlar endeksin teknik görünümü itibariyle geçtiğimiz haftaya başlarken 96.514 seviyesinin haftanın pivot seviyesi olduğunu ve bu seviye üzerine çıkılabilir ise eğer öncelikle 98.000 ve üzerine bir atağın yaşanabileceğini ifade etmiştim. Ve biz geçtiğimiz haftaya 95.000 seviyesinden 95.976, 96.000 yakınlarından başlamıştık ve dolayısıyla arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle 95.000 aşağısı görülmedi. En düşük 95.028 seviyesi görüldü ve 96.500'deki pivot seviyemizin üzerine çıkılmasıyla birlikte 98.000 üzerine 98.800'lere doğru bir atak yaşandı. Arkadaşlar 98.411 seviyesi haftalık 50 haftalık ortalamaya denk gelen bir kritik noktadır. 50 haftalık ortalama 98.400'dür.
Biraz sonra günlük grafiklere baktığımız zaman 50 günlük ortalamaların da 98.500 civarında olduğunu göreceğiz. O halde 98.500 civarına çok özel bir itina göstermek gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Zira 38.2'ye denk gelmekte olan Fibonacci analizimizde 38.2'ye denk gelmekte olan seviyemizde 98.736. O halde sevgili arkadaşlar 98.500-98.800 aralığı geçilmeden endeksin bir 100.000 atağı veya 100.000 üzerine yönelik bir atak yaşama ihtimali teknik anlamda oldukça düşük görünmekte. Şayet bu seviyeler geçilemiyor ise bu durumda 96.500 seviyesi, pardon, yeni hafta için arkadaşlar 96.900 seviyemiz haftalık pivot seviyesi olarak tespit edilmiş durumda ve gördüğünüz gibi 98.600 seviyesi de birinci pivot direncimiz konumunda. Dolayısıyla 96.900 seviyesinin üzerinde kalabiliyorsak eğer, bu seviyenin üzerinde bir seyir söz konusu oluyor ise öncelikle 98.600 seviyesine doğru bir atak mümkün olabilirmiş teknik manada. Şayet bu seviyeden bir geri dönüş olmaz ise, bu seviye aşılabilir ise hacimle, bu durumda endeksin 100.000 ve üzerine yönelik bir atak yaşama ihtimali oldukça artmış olarak kabul edebileceğiz. Bu atak nereye kadar devam edebilir? 100.000 üzerinde 100.300-100.500'ler seviyesine doğru devam edebilir ve 100.000 seviyesini tekrar destek yapabilmek adına bir çaba oluşabilir. Şayet 98.600 üzerinde net kapanışlar olabilir ve bu seviye üzerinde bu seviye bir destek konumuna gelebilirse. 96.900 seviyesinin aşağısında kalıyorsak, burası bir destek konumuna getirilemiyorsa bu durumda arkadaşlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi 95.000'e doğru bir geri çekilme mümkündür ve bu seviyenin destek olarak çalışmaması veya bu desteğin kırılması durumunda ilk etapta 93.400, buranın da kırılması durumunda ise 91.600 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı pivot sistem açısından hesaplanmış durumda. Arkadaşlar bu grafiğimden ayrılıyorum ve günlük grafiğime dönüyorum. Günlük grafiklerimiz itibariyle de değerli dostlar, şurada görmekte olduğunuz %50 Fibonacci seviyesine denk gelmekte olan 96.600 seviyesi bir destek özelliği olarak, konumu olarak kendini göstermekte. Günlük grafikler itibariyle 96.000 aşağısında kalındığı zaman bu durumdayız arkadaşlar. Fibonacci kriterleri bize 94.500 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığının mümkün olabileceğini ifade ediyor. Arkadaşlar burada ise biraz daha detaylı bir görüntüyü almaktasınız. Bu grafiğimiz özellikle endeksin 106.000'lerden bildiğiniz swap vesaire olayları, krizleri vesaire mevzularına bağlı olarak sert olarak yaşamış olduğumuz bir geri dönüş vardı ve 90.000 seviyesine kadar devam eden bir geri dönüş ve buradan başlayan bir tepki oluşmuştu. Bu 96.000 ila 90.000 yakınlarındaki bölgeyi referans olarak kabul ettiğimiz zaman, yani son günlerin iniş ve çıkışlarını referans olarak kabul ettiğimiz zaman ise karşımıza %50 seviyesine denk gelen 98.226 seviyesini görmekteyiz. Bu seviyenin üzerine çıkmak için gayretler oluşmuş ancak başarılamamış. Bu başarının sağlanamamasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi ise tabii ki yabancıların yükseliş ataklarını satış fırsatı olarak değerlendiriyor olmaları konusu ayrı bir mevzu. Şurada görmekte olduğunuz sarı kalın eğrimiz 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelmekte. Biraz önce haftalık 50 haftalık ortalamanın da benzer seviyelerde olduğunu ve bir direnç etkisi yarattığını ifade etmiştim. Arkadaşlar 50 günlük ortalama şurada görmekte olduğunuz gibi direnç özelliğini göstermiş, aşılamamış ve tekrardan 95.000'e geri dönüş olmuş. Ve yeni gelişen atakta bir kez daha 50 günlük ortalama zorlanmış. 50 günlük ortalama 98.441 seviyesine işaret etmekte şu an itibariyle. Dolayısıyla 98.500 seviyesi yine zorluk yaratmış ve bu 50 günlük ortalamadan tekrardan geri dönüş olmuş. Arkadaşlar 98.500 seviyesi aşağı yukarı her yapmış olduğumuz farklı analiz türünde gerek Fibonacci kriterleri itibariyle gerekse hareketli ortalamalar itibariyle karşımıza çıkan önemli bir direnç konumunda. O halde 98.500-98.600 bu bölgenin aşılarak destek yapılması durumunda endeksin 100.000 ve üzerine bir atak yaşayabileceğini düşünebiliyoruz. Bu seviye aşılmadıkça endeksin yönünün aşağı olabileceğini,
İlk etapta 95 bin seviyesine doğru bir geri çekilmenin yaşanabileceğini, 96.400 seviyesinin yine burada da gördüğünüz gibi önemli bir destek konumunda olduğunu görebilmekteyiz. O halde arkadaşlar bu hafta için önemli olarak değer, önemli seviye olarak vermemiz gereken seviye 98.500-800 aralığına çok yakınen dikkat etmek gerekiyor ve haftalık grafiklerimiz itibariyle de özellikle 96.900 seviyesinin aşağısında kalınıyor ise bu durumda 95.000'e doğru bir geri çekilme ihtimalinin ilk etapta mümkün olabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, endeksle ilgili olarak söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibarettir. Gün içerisinde zaman zaman endekse dair çeşitli farklı yorumlar aktarabilirim. Bu arada arkadaşlar Matrix programı ve borsapivot.com web sitesinin teknik analiz verileri dikkate alınmak kaydıyla bu analiz, bu slide hazırlanmış durumdadır. Bu konuyu da ifade etmem gerekiyor. Dediğim gibi bu tarz analizleri gerek Twitter adresimden zaman zaman aktarabiliyorum çeşitli kritik verileri veyahut da endekse dair önemli gelişmeler olduğu zaman ise bu tarz videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Efendim çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalınız, selamlar, saygılar.